29 Haziran 2018 Anamur Emirşah'ta Durmuş Ali Kadıroğlu. Rekor gelişim müşterimiz. Burada serasında bir uygulama yaptılar. Rekor gelişim burada kullandınız. Kullandık. Burada toprakla ilgili, öncelikle toprağınızla alakalı. Toprağınızda nasıl bir değişim var? Toprak yumuşadı biraz. Toprak yumuşadı. Yani nasıl bir toprak yapısı var buranın? Burası biraz ham toprak ve suyu fazla iş yapmayan. Sıkıcı böyle Sıkan hamur, bir toprak. Hamur şeklinde olan bir toprak. Hamur şeklinde ve çamurlaşma olan bir toprak. Peki şu an nasıl? Şu an gayet güzel. Şimdi az önce baktık, şu şekilde bir yapı var ama bu yapı dağılıyor. Şöyle baktığınız zaman bildiğiniz... Öğlen sulandı, öğlen sulanmış. Öğlen sulanmış. Alın birazcık şuradan, bir daha kazalım, gösterelim. Öğlen sulanmasına karşı toprak dağılıyor. Yani bu, yani böyle kil ama dağılan bir toprak yapısı var. Şimdi seranın öbür tarafını gezdik. Öbür tarafımızda kullanmadığımız yerlerde çamurlaşma var. Çamurlaşma var. Su böyle göllenme var. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Burada mesela şurada bir 170 tane yerde ayrıyeten kullandınız. Ayrıyeten kullandım. Bunlar ne zaman dikim yaptınız burayı? 5 Eylül'de. 2017 5 Eylül'de diktiniz. Diktim. Buranın %90'ı doğurdu. %90'ı doğurdu. Yani burada erken gelme gibi bir durum oluştu. Erken gelme oldu. Erken evet. Gelme oldu. Haziran'da dikenler daha hala doğum yok. Benim doğum bitti. Haziran'da doğum yok. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 ay önce. 3 ay önce dikenler duruyor. Sizinkilerin doğumu oldu. Oldu. Şöyle gösterelim. Şuradan yavaş yavaş gidelim. Şu parça şöyle komple. Şöyle gösterelim. İçerileri de. Bunun cinsi neydi? Bodur azma. Bu bodur azma. Çeşidi. Şöyle şeyi de gösterelim. Şu fırçanları. Kalınlığına bakın. Şöyle bu şekilde. Şuradan da gösterelim. Şöyle üstten gösterelim. Yani bu koçanın kalın olması. Koçanın kalın olması kiloyu güzel gelir. Kiloyu artmasına. Kiloyu artmasına gelir. Verim, yani verimi arttırdı. Verimi arttırır, dolumu arttırır. Beslemesini arttırıyor, doldurmayı arttırıyor. Şöyle göstererek gidelim. Şurada bir iki tane yine doğum olan var. Şu gövdeyi şöyle çekelim. Burada da şöyle bir güzellik var. Üçü yan yana. Birbirini kıskanmışlar. Şöyle. Hem gövdeleri hem şeyleri. Burayı da gösterelim. Bu şekilde. Durmuş Ali Bey, bir de şey var. Burada mesela tavuklar var. Bunlar sizin işçileriniz herhalde. O bizim işçilerimiz. Yani ne amaçla kullanıyorsunuz burada? Muz serasında şimdi burada. Yabani ot mücadelesi, kurt. Olarak. Evet. Bunları temizliyorlar. Bunları temizler. Yani peki zarar veriyor mu? Zarar oluyor ama o kadar da şey değil. O kadar olmuyor. Zararından fazla karı var. Burada bizim asıl... Yabancı ot ilacı kullanmıyorum. Ot ilacı kullanmıyorsunuz. Bu sayede hem doyuruyorsunuz, onların da yumurtasından faydalanıyorsunuz. Onun yumurtasından, etinden faydalanıyorsunuz. Onlar da bedelini temizleyerek ödüyorlar. Evet. Şimdi burada bu serada kaç dönümlü bu seramız? 4500 metrekare. 4500 metrekare. Bunun iki dönümünde mi kullandık? İki dönümü, yaklaşık iki dönümü. İki dönümde kullandık. Geri kalan 2,5 dönümde kullanmadık. Buradaki değişimi gözleyebiliyoruz, doğru mu? Evet, gözledim. Yani bu su göllenme vesaire. Yürürken bile toprağımızın yumuşak olduğunu görüyoruz. Yapılması daha önce daha sertti. Sertti. Nasıl bir yapı oluşuyordu burada? Meyve anlamında. Meyve yoktu burada. Meyve yoktu. En son burada bu tarafta doğum biterdi. Bu tarafta doğum hayatta başlamazdı. Şimdi bu neyi gösteriyor o zaman? Şu an buranın tamamı doğumu bitirmiş. Doğum bitirdi. Rekor gelişimi... Yani rekor gelişim burada toprağı çalıştırıp İşler hale getirmiş. Toprağı düzenlemeyi başarmış. Evet. Görüldüğü üzere de böyle. Yapraklarda çok da bir şey yok. Şöyle görülüyor. Gayet canlı. Herhangi bir kuruma vesaire görünmüyor. Ve bütün koçanların şöyle doğuşları abartısız. %99 abartısız şöyle. 4-5 tane bir şey var. Şöyle. Öyle zayıf olan. Kalın gidiyor. Peki farklı gözlediğiniz bir şeyler var mı? Yani söylemek istediğiniz burada. Vallahi herkese tavsiye ederim. Rekor gelişimi tavsiye ederim. Şimdi Anamur Türkiye'de buzuyla meşhur olmuş. Mark olmuş bir Mersin'in ilçesi.
Tabii muz kalitesi ne kadar yükseldikçe bu markalaşma evet, da yükselecek. Genel manada Manavur'un toprak yapısıyla ilgili, toprağın fiziki yapısıyla ilgili, ana yapısıyla alakalı bu kirlilik, sıkma durumu var. Özellikle ana yoldan yukarısı. Ana yoldan yukarısı. Bu mahalle, evet, diğer mahallelerde hep böyle sert yani. Anamur'un çıkışına kadar. Çıkışına kadar. Aynı şekilde devam ediyor. Rekor gelişim burada sizin toprakla ilgili olan ihtiyacınızı karşıladı. Karşıladı. Yani düzenleme ile alakalı. Peki şunu soracağım. Rekor gelişim uygulama konusunda bir zorluk çektiniz mi? Yok, çekmedim. Ne kadar bir sürede bu 2 dekar yeri yaptınız? Çok sürdü mü? Yok, çapa yapmamıştım zaten. Aha. Çapadan sonra attım ben. Üstüne tamam. Sadece çeleme attım. Normalde yarım saatte hepsini attım gitti. Yarım saatte olayı bitirdik. Yarım saatte olayı basit bitirdik. Bir uygulama basit değil mi? Basit bir uygulama. Yani şimdi bazen üreticiler... Yani çok aşırı derece işçilik istemeyen bir iş. Sizi ama. Yoran bir durum olmadı. Yok. Bizi yoran bir şey olmadı. Ama küçük bir yarım saatlik bir işçilikle burada çok zor bir çözümlemesi zor olan bir olayı çözmüş oldunuz. Evet. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Herkese tavsiye öncelikle ederim. Öncelikle Anamur. Anamur'a özellikle. Gazipaşa'dır, Alanya'dır, yani, buz üretilen. Özellikle Anamur'a tavsiye ederim. Çünkü Anamur'un toprağı çok sert bir topraktır. Yani ne kadar da yumuşak olsa da sert bir toprağı varlar. Şimdi şu parçada, burası aşağı yukarı bir dönüme yakın. Evet. Ya da 800 metrekare. Burada muz, her yerde muz açıyordu, bitiyordu. Burası belki daha yeni doğuyordu. Burayı yeni doğuyordu. Şu an nasıl oldu? Tam tersi oldu. Tam tersi. Ha, demek ki toprak işlerse... İşlerse iyi oluyor. Bak. Üzerindeki görüntü de bu. Şöyle görüntü görülüyor bu. Zaten. Biz teşekkür ederiz. Fidayı diktiğimde içindeki öbür ana daha yeni doğuma başlamıştı. Yani fideyi diktiğinizde öbürü yeni doğuma başlamıştı. Evet, şu anda hepsi bitti. Bitti. Hepsi doğumunu yaptı. Peki yakın çevrenizdeki insanlar Haziran'da yaptı. Siz Eylül'de yaptınız. Evet. Yani 3 ayda oradan bir şeyiniz var. 3 ay daha avantajım siz var. Siz 3 ay erken doğuma geldiniz. Bu şunu da getiriyor. Siz bu hasatı yaparken de muhtemel hasat yaparken onlardan erken başlayacaksınız. Erken başlayacağım. Artı soğuk hava şartları olmadan ben meyvemi bitireceğim. Meyveyi bitireceksiniz. Meyveyi bitireceğim. Parayı bulacağız diyorsunuz. Allah'ın izniyle. İnşallah Allah nasip ederse. De nasip ederse inşallah diyelim. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi karşıladınız, seranızı gezdirdiniz. Buradan videolar televizyonlarda artı bizim kanallarımızda yayınlanacak. Şöyle kameraya da bakalım. Veda edelim. Teşekkür ederim. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.